Evet sevgili Speed Dream takipçileri, uzun zamandır video yayınlamıyordum arkadaşlar. Bugün yeni bir gezi videosuyla karşınızdayım. Bugün nereye gideceğiz? Serik ilçesinde bulunan Akbaş Göleti'ne gideceğiz arkadaşlar. Akbaş Göleti'nin oradaki doğal güzellikleri keşfedeceğiz. Sizinle onları paylaşacağım arkadaşlar. Benzinimizi aldık. Şimdi yola çıkıyoruz. Toplamda 65 kilometre gibi bir yolum var. Ne oldu, buna nereye gitti? Ha, şöyle ekranı göreyim de. Toplamda 65 kilometre gibi bir yolum var arkadaşlar. Bu arada bu video Insta360 R'la çekim yaptığım ilk video arkadaşlar. Bu şekilde çekim yapmak istedim. Bakalım bu gideceğimiz yer nasıl bir yer? Hep beraber göreceğiz. Serinin içinden sapılıyor arkadaşlar. Zeytintaşı mağarası istikametinden yukarıya çıkacağız. Zeytintaşı mağarasına daha önce gitmiştim. Size oranın yol ayırdımını da gösteririm oraya geldiğimde. İnşallah kazasız belasız güzel bir gün olur. Hadi bakalım yolculuk başlasın. Evet arkadaşlar, Serik merkeze geldik. Şimdi bu kavşaktan sola sapacağız. Ya var ya, müthiş bir trafik var ya. Nasıl bir trafiktir arkadaş ya? Cehennem gibi trafik. Bu kavşaktan sola sapacağız. Yukarıya. Gölü görene kadar artık devam edeceğiz. Yolumuz bu şekilde arkadaşlar. Buraya kışın geldiğimde bundan daha çok su vardı. Şu anda su iyice azalmış durumda. Neyse biz yolumuza devam edelim. Zeytintaşı mağarası yol ayrımına varmak üzereyiz. Oradan epey bir ileri geçip gölete ulaşmayı planlıyorum. Zeytintaşı mağarası sapağı burası arkadaşlar. Zaten tabelası da var. Burada bir tane, başka açılmadıysa, ben kışın geldiğimde bir tane gözlemeci vardı. Rus asıllı, Türk değil. Ama çok güzel gerçekten. Gerçekten bol malzemos yani ve fiyatı da çok uygundu. Zaten yol üzerinde çok da fazla gözleme açılacak pek bir yer yok. Buradan sapıp şu motorun gittiği istikametten yolunuza devam ediyorsunuz ve Zeytintaşı mağarasına giriyorsunuz. Mağaranın içinde fotoğraf, video çekmek yasak arkadaşlar. Merak edenler gelip ziyaret edebilir. Şu gördüğünüz toprak yol gösteriyor. İstikamet olarak 4 kilometre falan bir mesafe var. İnşallah motorun gidebileceği bir yoldur. İnşallah, yoksa sıkıntı büyük. Asfalttan aşağıdan çıkmayı tercih etmedim. Buradan direkt göletli yukarıya varmak istediğim bu uçan sudaki kral havuzuna benzeyen yere direkt çıkmak istedim. Bakalım. Buna devam ediyoruz. Ormanın derinliklerinde keyifli bir sürüş.
Nereye geldim ben böyle ya? Sürüş mükemmel devam ediyor. İnşallah sonu da güzel olur. Gerçekten harika bir yer ya. Wow, göl gözüktü. Arkadaşlar korktuğum başıma geldi. Vallahi bir 5 kilometreye geçiktir geldim. Aynen korktuğum başıma geldi. Maps mi programı burayı gösteriyor. Böyle bir 200 metre kadar aşağıya gittim hiç. Yani bırakın motorla tenereyle gitmeyi, yürüyerek gidilecek gibi falan da değil yani. Şöyle göstereyim size. Şuraya bak. Allah'ım, anca belki 250, çok iyi kullanıcıysanız 250 special ile gidebilirsiniz, öyle bir yer. Maalesef 5 kilometre stabilizeyi buradan geri döneceğim. Öyle gösteriyor. Keşke aşağıdan gelseydim. Aslında bu gördüğünüz ayrımdan sola devam etmem gerekiyordu ama haritaya yanlış baktığım için sağ tarafa devam etti. Köyün içine doğru, gölün yakınına doğru. Halbuki tam tersi istikamete devam etmem gerekiyordu. Bugün yanlış yollar günü oldu. Neyse, sağlık olsun. Bir su içeyim. Çeşmenin yanına geldiğimde yanlış gittiğimi fark ettim ve su içtikten sonra burayı bilen bir arkadaşımı aradım. Ve tekrar tarif aldım arkadaşlar ve onun üzerine nihayet Gelin Şelalesi'ni buldum. Buraya kadar geldiğimde değdi. Uçan sudaki kral havuzuna benzer bir yer burası. Harika. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer gezi videolarında görüşmek üzere. Tekeriniz yüz bassın.